Kahramanmaraş Süt Cemam Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi doktorları başarılı bir ameliyata daha imza attı. 10 yıldır diyaliz hastası olan 38 yaşındaki Güldane Saz, beklediği o güzel haberi bir pazar sabahı aldı ve hemen hastaneye koştu. Ameliyat sonrası açıklamalarda bulunan Saz, çok güzel bir ameliyat gerçekleştiğini söyleyerek emeği geçen herkese teşekkür etti. 10 yıldır diyaliz hastasıydım. Nakil oldum. Çok mutluyum öyle. Bugün 5. günüm. Çok iyi hissediyorum. Çok sevinçliyim. Herkesin bu sevinci yaşamasını isterim. Bana, hocalarıma, bana bu işi yaşatanlara, bağışta bulanlara çok teşekkür ediyorum. Emeğe geçen herkese. Zordu benim için. Hastanede yattığım süreçler oldu. Yani her gün bir umutla nakil bekliyordum. Hayallerim gerçek oldu yani. Allah'ım herkese bu duyguyu yaşamayı nasip etsin yani. Çok iyiydi. Çok güzel anlattılar. Çok mutluyum yani. Güzel geçti her şey. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Kahramanmaraş Süt Cemam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Organ Nakil Merkezi ekibinden Genel Cerrahi Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Sezgin Topuz gerçekleştirilen nakil süreci hakkında bilgiler vererek deprem sonrası Kahramankent'te organ nakillerinin devam ettiğini vurguladı. Hastamız 38 yaşında, yaklaşık 10 yıldır diyalize giren bir hastaydı. Bir trafik kazası sonrasında hastanın bağışı, beyin ölümü gerçekleşen bir hastaya bağış yapıldı. Sonrasında hastalar içerisinden en uygun hasta bu hastamızdı. O hastaya böbrek naklini yaklaşık 5 gün önce uyguladık. Çok şükür ameliyat da çok başarılı geçti. Ameliyat sonrasındaki dönemde de hastamız gayet iyi. Şu anda servisimizde bir sorunu yok. Depremden sonra da Kahramanmaraş'ta organ naklinin devam ettiğini özellikle vurgulamak istiyoruz. Biz bir ekip halinde çalışıyoruz. Her organ nakli ünitesinde olduğu gibi ameliyat kısmını biz cerrahi ekip olarak tamamlıyoruz. Cerrahi olarak ekstra bir problem olmadığını düşündüğümüz zaman hastayı nefroloji servisine devrediyoruz. Muhtemelen onlar da ilaçlarını düzenledikten sonra bir aksilik olmazsa 3-4 gün içerisinde taburcu edeceklerdir diye tahmin ediyoruz.